Şimdi şahsı adına ilk söz Malatya Milletvekili Sayın İnanç Sıraç Kara. Ölmez toprak. Buyurun. Sayın Başkan, hükümetimizin sayın temsilcileri, sayın milletvekilleri. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının 10. maddesi üzerinde şahsım adına AK Parti Malatya Milletvekili olarak söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken dün ve bugün az önce gelen acı haberde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğu bilgisini aldık. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu acı olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyor ve terörü lanetliyorum. Gazze'de İsrail tarafından katledilen Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, mazlum kardeş Gazze halkını da gönülden selamlıyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi olarak 11 ilimizde kaybedilmiş canlar, yıkılmış binalar, göç eden insanlar ve unutulmaz acı hatıralar bırakan depremlerin hayatlar alıp götürdüğü insanlarımıza huzurlarınızda Cenab-ı Hak'tan rahmet, mağfiret, acılı ailelerine ve yakınlarına yine sabrı cemil diliyor, yaşadığımız depremlerin bizlerin üzerinde bıraktığı imtihan ve sorumlulukları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ağır günlerin üzerinden tam 10 ay gibi bir zaman geçti. Bilim adamlarının asrın felaketi dedikleri deprem bir taraftan binaları yıkarken diğer taraftan 21. yüzyılın insan benliğinde kurduğu bireysellik duvarlarını da yıkarak toplumsal, insani duyarlılıkların yeniden yaşanmasına vesile oldu. Devlet-millet birlikteliğiyle kırılmış gönüller ve yıkılmış binalar yeniden ihya ve imar edildi. Tüm bu acıları yaşayan kadim şehrimiz Malatya'mız ve Malatya'mız özelinde bu minvalde vazife şuuru, gönül birliği içerisinde çalışmaya devam ettiğimizi de izah etmek istiyorum. Gayret bizden, ak kadrolarımızdan, yardım Cenab-ı Hak'tan diyerek sizlere öncelikle Malatya'mıza özel bir tespit tablosu sunmak istiyorum. Sayın Başkan, hükümetimizin sayın üyeleri, sayın milletvekilleri. Öncelikle geçici barınma açısından AFAD tarafından Malatya'mızda kurulan 31.865 konteynerde barınan kişi sayısı 114.505'tir. Kalıcı konutlarımızda ise hali hazır durum şu minvaldedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yapmış olduğu hasar tespitine göre il genelimizde yıkık ve acil yıkılacak bina sayısı 6.690, ağır hasarlı bina sayısı 35.680, orta hasarlı bina sayısı 2.532, orta hasar ve üzeri konut 104.217, orta hasar ve üzeri bağımsız bölüm 131.045, konut, iş yeri, depo ve bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 423.202'dir. Enkaz kaldırma çalışmalarında 6.690 yıkık ve acil yıkılacak yapının 6.643'ünün enkazı tamamen kaldırılmıştır. Ağır hasarlı ve enkaz kaldırma binalarında toplam ağır hasarlı bina sayımız 35.680 iken bunlardan yıkımı yapılan bina oranı hacmine göre %77.20'dir. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 114 kırsal mahallemizde 7.837 adet köy konutunu ihale edip 1.936 adet konutun temelini attığını da ifade etmek istiyorum. 2023 Aralık ayında 41, 24'ün Ocak ayında 221, Şubat'ta 92 ve Mart'ta 672 konut olmak üzere toplamda 1026 konut ilk etapta inşallah teslim edilecektir. Sayın Başkan, hükümetimizin sayın üyeleri, sayın milletvekilleri. Malatya il merkezimizde çarşı inşaatı olarak bilinen alanda ilk etapta 4.613 ticarethane, 560 konut olmak üzere toplamda 5.173 bağımsız birimden oluşan projemizin inşaatı başlamış olup revize alanlarla genişletme çalışmalarına da hız vererek devam etmektedir. Depremden sonra bir de Malatya özelimizde TOKİ rakamlarına değinmek istiyorum.
İki tane metropol ilçemiz Yeşilyurt ve Battalgazi'mizde. Yeşilyurt'ta 8.799, Battalgazi'de 2.480 ve diğer ilçelerimizde 3.357 olmak üzere toplamda 14.636 konutun yapımına başlanmış olup bir kısmı bu ayın sonunda olmak üzere etap etap yapımı tamamlandıkça inşallah en kısa süre içerisinde yine teslim edilecektir. Deprem öncesi ilimizdeki toplam sağlık personeli 8.088 iken bu sayı 6 Şubat depreminden sonra devlet hizmeti yükümlüsü doktor atamalarına ilimizde toplamda 276 hekim ataması yapılmıştır. Yine Türkiye Yüzyılı projelerimizde Malatya'mız özelinde ve yine ülkemizde 21. asırda dünyanın gıptayla bakacağı bir ülke haline getirebilmemiz için bize düşen inanç, azim ve gayretin de farkında olduğumuzu izah edip yine 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yaşanılan maddi ve manevi mağduriyetleri ve bir daha dönmeyecek olan hayatların bıraktığı acı hatıraları ve depremin tüm izlerini tamamen giderme konusunda azim ve kararlılığımızı ifade ederken başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 2024 yılının ülkemize, milletimize, İslam ve insanlık alemine sağlık, huzur, barış ve bereketler getirmesini dileyerek 2024 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.